Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Halil. Bugün High School 101 oynayacağız arkadaşlar. Oyundaki hedef kopya çekmek. Sakın yapmayın bak. Aman ha diyorum. Kim kopya çekmez? Kopya çekmeyenler, kopya çekenler. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kopya çekeceğiz bugün. Yapacak bir şey yok. Bu oyunda hedef kopya çekmek. O yüzden girip de kopyaları çekeceğiz. Farklı farklı yöntemler var. Girdim ben, oynadım biraz. Oyun fena değil aslında. Bayağı bir zevkli yani, anlayacağınız. Girelim, kopya çekmeye başlayalım. Şimdi başlıyoruz. Şimdi bu, bak, bu telefonuyla araştırabiliyor. Bu da kolunu o ara baba bir daha yap. Evet, hemen. Bunu anlat sen de. Çabuk arkadaşlar, çabuk. Aman şimdi bir dakika, 10 saniyemiz var zaten. Tamam, bu iki kere yaptıktan sonra buradaki bir daha yapamıyor, kaldıramıyor elini. Şimdi bekleyeceğiz. Bu elemanın da buna söyleyip de bu da buna şu kağıttan uçakla bunu aktaracak. Evet. Aman. Evet. Tamam, oldu arkadaşlar. Bu kadar. 5'i de geçmiş oldu arkadaşlar. Böylelikle sınıfta kalan olmadı. Hepimiz güzel kopya çektik be. Oyunun mantığı bu. Sonra böyle fazla fazla insan gelip de onlarla kopya çekmeye devam edeceğiz. Oğlum, bunun etrafında kimse yok ki. Ben nasıl şey yapacağım? Oğlum, bu kimse söylemiyor ki. Çok haksızlık ama. Patladı. Kafasını patlat. Oğlum, ne yapıyorsun sen ya? Manyak mısın kızım sen? Kızım diyorum. Adam manyak ya. Psikopat anasını. Psikopat çıktı başımıza. Bu olmadı arkadaşlar. Bu olmadı. Bir daha deneyeceğiz. Hey, gidi. Sen git. Anlat. Bat. Cıbı. Flip diyor. Sen de dur. Ben. Oğlum. Hı, tamam. Cici bari ara. Bunu da. Öyle biliyoruz mu? Hemen. Çok iyi. Biz nasıl aktaracağız şimdi? Buna nasıl aktaracağız? Nerede benim şey atabilen? Oğlum nerede? Nerede? 33 saniye kaldı. Biz bunu söyleyebileceğiz mi? Söyleyemiyoruz. Nasıl olacak? Buna nasıl aktaracağız oğlum? Bu gariban kaldı öyle. Bu gariban kaldı. Bunu aktaramıyoruz. Bu çok uzakta kaldı. Bununla şey mi yapsak lan? Hepsi sınavı geçti, tek bu geçemedi. Hey, acıdım garibana. Biliyordu, şu kaldırıyordu, bak şu da kaldırıyordu. Bu da şuna söylesin, sen şuna söyle, sen de şuna söyle. Sende de var cevaplar, sende de var. Aman dikkat. Bununla da şunu atalım. Yanlış tuşa bastım. Evet, aldım. Sen de şuna söyle. Söyle hemen. Sen de şuna söylersin. O da ona söyler. Herkes birbirine destek çıksın. Şu sınavı geçelim Allah aşkına. Çabuk. Kaldır. Biriniz şey yapın. Tamam oğlum. Yakaladık. Bidi. Tamam, 8 saniye var. 8 saniye. Sen de. Arada. Dikkat. Bak. Sen de yazdın mı lan? Geçtik mi sınavı? Geçtik mi? Kaç? 2 kişi kalmış. 3 kişi. Geçtik mi? Ortalama minimum wage job.
Ya benim aklıma bir hikaye geliyor arkadaşlar. Atilla diye arkadaşım vardı benim. O da kendisi Macar. Ben Almanya'da doğdum büyüdüm biliyorsunuz ama şu an Kanada'da yaşıyorum. Kendisi bir defa sınava hazırlandık. Ona da hazırlanamadık maalesef. Gittik top oynadık yine. Ertesi gün sınav çok zor. Sınavı. Bilgisayar üzerine sınav. O zaman da Atilla ile biz böyle şey yapmaya çalışıyoruz. Yani nasıl geçeceğiz sınav, ne olacak falan diye böyle dert içindeyiz sabah. Bu şimdi böyle bir kağıt parçasına böyle bir sürü böyle terimleri falan yazdı bu Atilla. Ondan sonra ben karşısında oturuyorum bunun şimdi. Atilla da şimdi şey, beyzbol kepi vardı. Beyzbol kepin içinde de koydu bu kağıt parçasını, tamam mı? Ondan sonra kafasına koydu bunu. Ondan sonra oturuyor bu şimdi. Tabii ki soruların hiç cevaplarını bilmiyoruz. O da bilmiyor, ben de bilmiyorum. Biz böyle 5 kişiydik bir ekip böyle. Farklı bir şehre gidiyorduk okumaya. Ya bu hiçbirimiz bir şey bilmiyoruz. Atilla şimdi bütün cevaplar Atilla'da. Atilla aldı şimdi bu şeyi. Şapkasını çıkardı. Şapkanın içinde şey, kağıt parçasını arıyor bu. Salak o. Kağıt parçası da ben görüyorum, direkt önünde oturuyorum Atilla'nın. Kağıt parçası da kafasında kalmış böyle Atilla'nın. Atilla'nın kafasında kalmış kağıt parçası. Şapkasının içini zannediyor. Ben böyle kışt, falan böyle sesler çıkarıyorum. Aman Atilla. Ondan sonra aldı onu böyle. Öğretmen görmedi tabii. Sınavın altına soktu bu şimdi bu kağıt parçasını. O arada böyle öğretmen bir şeye çaktı mı ne yaptı anlamadım. Bizim seslerden belki olabilir. Geldi Atilla'nın şey, sınav kağıdını aldı böyle. Altında da şey, o ufak kağıt parçası sınav kağıdının altında. Atilla'nın sınavına baktı böyle. Ondan sonra böyle Atilla böyle panik içinde. O ara ne yapacağını bilmiyor. Şu an o an kağıt parçası sınavın altındaydı zaten. Ondan sonra öğretmen böyle baktı 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 koydu. Tam da kağıt parçanın üstüne koydu yani. Tam üstüne koydu kağıt parçanın. O kopya çekecek kağıt parçanın. Öylelikle Atilla kurtulmuş oldu. O adam sınavdan sonra böyle biz gülmekten ölüyoruz artık. Yani ben orada sınav onu izlerken zaten benim için şey gibi Hollywood filmi gibiydi. Atilla o ara şey diyordu ya, alıp da kağıt parçası ağzıma atıp yiyecektim vallahi diyordu. O kadar korktum dedi. İyi ki yapmamış. Ne güzeldi o günler. Valla neler çektik. O sınavdan da hepimiz çok kötü not almıştık. Yani hey gidi günler ya. Çok güzeldi o günler ya. Yani bu genç yaşların zaman, genç yaşların tadını çıkaracaksınız arkadaşlar. Bir daha o zaman geri gelmiyor. Çok güzel zaman. Yani depresyona falan sakın girmeyin. Girdiniz mi de onu de şey deyin. Git ya depresyon diyeceksin. Ben daha gençim, hayatı yaşayacağım anasını satayım diyeceksin. Yani o kadar güzel yıllar ki anlatamam size. Yani sakın böyle depresyona gireyim, hayat güzel değil de şey yapmayın. Hayat siz nasıl isterseniz o kadar güzel olur arkadaşlar. O yüzden tadını çıkarın, tadını çıkarın, tadını çıkarın güzel insanlar. Bir hikayem daha var arkadaşlar. Bir sınavdan bir defa arkadaşta yine ta ne bileyim şey zamanlarında ya, ortaokul zamanlarında arkadaşla biz böyle, arkadaşın İngilizcesi çok iyiydi o zamanlar. Ben şimdi Kanada'da yaşıyorum, şimdi tabii ki İngilizcem iyiydi o zamanlar, bu benden iyi konuşuyordu İngilizceyi. Bu şimdi önümde oturuyor arkadaş da böyle, şeyden aklıma geldi, burada böyle ayı boğan gibi adamlar var ya, bunlar biraz fazla. Şimdi o böyle atletikti, böyle 1,92 boyu var çocuğun. Portekiz çocuğun ismi de Bruno. Bruno. Çocuk çok şey, böyle çok iyi ama dana gibi yani. Kendisi dana gibi çocuk ama sesi de böyle o kadar sert ki, böyle sesi böyle geliyor. Ben şimdi bunun arkasında oturuyorum sınavda. Şimdi bu İngilizce kesin bildiği şeyler var. Yani bakıyorum ben sonra, diyorum bunu kesin Bruno biliyor ya. Yani çocuğun İngilizcesi baya baya iyiydi. Şimdi ben bu çocuğu böyle oturup da böyle şey diyorum. Bruno, Bruno diyorum. Bruno oğlum, ikinci sorunun cevabı ne diyorum. Şimdi Bruno da böyle, o da çok iyi niyetli, böyle hep yardımcı olmak için. Biz zaten böyle beraber büyümüşüz falan. O da tabii benim iyi not almamı istiyor. Şimdi ben böyle oturuyorum. Bruno da böyle şey yapıyor. O zaman da ufaz tabii. Yani kim şey yapmadı ki, yani kim kopya çekmedi ki? Ben kopya çekmeyen insan tanımadım da.
Bruno şimdi şey yapıyor böyle. Bana şey cevabı söylemeye çalışıyor böyle. Bunun sesi şimdi böyle. Bak sessiz sessiz konuşuyor böyle. Bruno böyle. Ben Ben de böyle şey yapıyorum. Oğlum. Şişt, oğlum sesini kessene biraz. Çocuk böyle düşük seste ince sesli konuşamıyor. Sesi o kadar sert Bruno'nun. Bruno böyle şey bana şey yapıyor. ben Oğlum ben böyle fış fış falan yaparken böyle o böyle sessiz konuşmaya çalışırken öğretmen de böyle zaten sınıfta geziniyor böyle o şey yapıyor. Ama bir türlü ayarladık. Kimse de yakalamadı bizi. Bayağı bir başarılı kopya çektik orada. Arkadaşlar desteğiniz için çok teşekkürler. Bizim kitle çok küçük ama çok kalitelidir. Siz de bu kitlenin ufak bir parçası olmak isterseniz like ve abone olma butonuna basmayı unutmayınız arkadaşlar. Bir de yorumları sizin hikayenizi duymak, sizin yaşadığınız hikayeleri duymak istiyorum arkadaşlar. Yani kesin vardır sizin de hikayeleriniz. Onları merak ediyorum arkadaşlar. Bu oyunu oynadıkça böyle eski günler aklıma geliyor. Ya o genç yaşları bir daha geri kazanamıyorum tabii. Keşke geri gidebilsem, bir daha kopya çekebilsem diyorum. Eskiden ortaokulda futboldan, lisede futboldan fazla ders çalışamıyordum. Pek başarılı değildim aslında ama üniversitede çok başarılı oldum. Yani üniversitede çok çok iyi notlar aldım. Çok iyi derslerim çok iyiydi. Ama bayağı da ders çalışıyordum. Demek ki ders çalışırsanız oluyormuş arkadaşlar. Kopya çekmenize de gerek kalmayacak artık. Üniversitede öyle bir risk alamadım. Kopya çekmeden başardık üniversiteyi. Allah'ıma şükür. Yani güzeldi ya yani. Ama genç yaşlar, o genç yaşlar bir daha gelmiyor arkadaşlar. Tadını çıkarın. Tadını o kadar çıkarın ki hayatı hep pozitif görün arkadaşlar. Hep pozitif olun. Hep gülün. Hep tadını çıkarın arkadaşlar. Benden size bu mesaj. Beni destekleyen herkese çok teşekkürler arkadaşlar. Adamsınız. Bunu seve seve yapıyorum. Siz de inşallah seve seve izliyorsunuzdur. Adamsız arkadaşlar.